konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın Milletvekilim, çok değerli kaymakamım, yazan belediye başkanım, ilçe başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarım, yazanın güzel insanları. Öncelikle temelimizin inşallah Rabbim hayırlara vesile kılar bu güzel günde. Tabii Yazıhan merkeze çok yakın. Coğrafi olarak da düz bir alan. Güzel bir tarım bölgesi. İnşallah barajların, kanallarla birlikte bu bölgedeki canlanma, hayat, ekonomik büyüklük daha da artacak. Tabii buna paralel olarak da yerel yönetimlerin, yerel hizmetlerin de artması ve buna öncülük yapması gerekiyor. Bu vesileyle de Büyükşehir'le birlikte Yazıhan Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz buradaki işlerin yapılmasında altyapı, üst yapı, düzenleme, parklar, sosyal kültürel alanların inşaları, bunların hepsi çok önemli ve bunların bir plan, bir program çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor. Ve bu vesileyle de bizler de Büyükşehir sürecinden sonra da bu çalışmalarımıza yoğun bir tempoyla başladık. Yani burada muhtarlarımız var, köylerimizde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Geçen yıl aynı şekilde gerçekten burada çok iyi çalışmalar yapıldı. Yol genişletmesi, asfaltlama, yeni açılan yollar olsun. Bu sene de başkanım biraz önce ifade etti. 30 kilometreyi geçen asfalt tamamlandı. 20 kilometrelik'nin üzerinde daha asfalt çalışması devam edecek. Bir yandan sanat yapısı, yol genişletme çalışmaları ayrıca devam ediyor. Tabii burada bunlar çok önemli. Şehrin yenilenmesi, işte kanalizasyon ihalesi inşallah hayırlı bir şekilde ihale neticelenecek ve altyapı bittikten sonra da şehrin bir prestij caddesine kavuşması, meydanın düzenlenmesi, buna paralel olarak yapılacak yeni parklar. Dolayısıyla Yazıhan'da yaşanabilir böyle güzel bir ilçemiz olacak. Tabii kültür merkezleri çok çok önemli. Yani burada güzel bir kültür merkezi, sağ olsun başkanımız yerini tahsis ettiler. Bizler de buraya güzel bir proje yaptık. İnşallah bu projenin bedeli belli. 2 milyonu geçecek tabii. Buranın tefrişatları var, iç düzenlemeleri var. 2 milyonu geçen güzel bir yatırım olacak. Tabii bunun aslında fonksiyonel olması daha önemli. Yani burada işte kültürümüze uygun, buradaki yapacağımız dersler, buradaki verilecek eğitimler, kurslar çok çok önemli. Dolayısıyla da gençlerimiz de böyle bir alana kavuşmuş olacak. Burada güzel kurslar düzenlenecek, kadınlara yönelik olacak, gençlere olacak, öğrencilerimize yönelik inşallah burada kurslar düzenlenecek. Dolayısıyla bir kültür merkezi yapılan diğer çalışmalar kadar içerisindeki faaliyetleri çok daha önemli. Buna biz sosyal belediyeciye, kültürel belediyeciliğe daha çok önem verdiğimizi her zaman vurguluyoruz. Ve bunu ilçelerimize de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah içerisinde 350 metre civarında da bir salonumuz olacak. Konferans salonu olacak, sınıfları olacak. Bunlar sınıfı atölye olarak kullanılacak aslında. Yazıhanımızın geleneksel halısı, kilimi, evet el sanatları inşallah burada yaşayacak. Yani dolayısıyla burası Yazıhan'a güzel bir değer katacak, onu ifade edeyim. Çünkü biz kültürel belediyeciliğe Malatya'da da çok önem veriyoruz. Yani Malatya merkez olarak söyleyeyim. Bunu ilçelerimize yaygınlaştırmamız gerekiyor. Orada onlarca kurs düzenleniyor. Zaman zaman 20-30 farklı alanda kurslar düzenliyoruz. Şu ana kadar on binlerce hemşehrimiz o kurslardan istifade ettiler. Yani bizim kültürümüzde olan birçok sanatlarımızın yaşamasına, gençlere öğretilmesine, geleceğe taşınmasında bu kurslar çok etkili oluyor. Dolayısıyla her bölgemizde temel amacımız her ilçemize güzel bir kültür merkezini kazandırmak. İşte kültür merkezlerinin içerisinde demle söyledim. Konferans salonu, toplantı salonları, sınıflar ve atölyeler bulunuyor. İnşallah bunu her ilçemize yaygınlaştıracağız. Kazasız belasız inşallah bir inşaat dönemi diliyoruz. Bu temel atmanın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte de böyle Rabbim güzel açılışını yapmayı da bir sene sonra hepimize nasip etsin diyorum. Tekrar katılan herkese, başta Sayın Milletvekilim Kırmadı, şu an ilçe gezilerini yapıyor, köy gezilerini yapıyor yoğun bir şekilde. Bugün de bizlerle oldu. Kendisine, kaymakamımıza ve katılan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Efendim, bizler de konuşmalarından dolayı Malatya